Meltem TV'de Haberin İçinden programımızdan merhaba değerli izleyicilerimiz. Tabii stüdyoda çok değerli konuklarım var. Birazdan anlatacağız. Niye böylesine bir ekibi burada ağırlıyoruz, konuşacağız. Çünkü Bağkur tescil mağdurları var burada. Nedir, sorunları nedir, hepsini ayrıntılarıyla konuşacağız. Ancak burnumuzun dibinde bir şeyler oluyor. Savaş baltaları çıktı. Gerçek anlamda bir savaş var Orta Doğu'da. İsrail, İran, Suriye, Lübnan, bütün bölgemiz ateş çemberi adeta. İşte bölgeyi çok yakından tanıyan, çok iyi bilen, çok değerli bir ismi ağırlıyoruz şimdi. Profesör Doktor Sayın Mehmet Yuva, Suriye-Türkiye Dostluk Hareketi Başkanı, akademisyen, gazeteci, yazar. Aynı zamanda yazısında da belirtmiştir. Tercümanlığını yapmıştır Beşar Esad'ın ve Erdoğan'la görüşmelerinde de her ikisine de tercümanlık yapmıştır. Ve yazısında öyle bir ifade kullandı ki, bila ücretsizlere tercümanlık yaptım ve hakkımı helal etmiyorum. Artık daha neyi bekliyorsunuz? Yeniden huzuru tesis etmek için. Sizin Suriye ve Şam Türkiye olarak tesis edeceğiniz huzur, bölgeye de huzur getirecek biçiminde çok önemli bir yazı kalemi aldı. Ve tabii bölgeyi çok iyi bildiği için de bütün bu konuları konuşacağız. Sayın Mehmet Yuva, hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Hükümet Beyman, rejiden rica edeyim, stüdyodaki ses seviyesi son derece düşük. Sayın Yuva'yı dinlemek istiyoruz. Yazınızın bütün ayrıntıları, çok uzun bir yazı kalemi aldınız. Tarihi süreci de aktardınız ama en çarpıcı yer, Erdoğan ve Esad'a son mektup dediniz. Hakkımı helal etmeyeceğim size dediniz. Bundan sonrasını sizden dinleyelim. Ne oluyor da artık siz de isyan ettiniz? Sayın Feyman, orada küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Hakkımı bazı şartlar yerine getirildiği takdirde edeceğimi söyledim. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde hakkımı helal etmeyeceğimi söyledim. Bu sebeple de orayı yani düzeltmek zorundayız. Zira yazının ana konusu olan Türkiye'nin Suriye münasebetlerinde 2011 öncesi döneme gelmesinin neden zorunlu, neden gerekli ve neden bölgenin güvenliği için önemli olduğunu izah ettim. Bu kararı alacak olan her iki ülkenin devlet başkanıdır. Zaten uzun bir zamandır istihbarat başkanları, dışişleri bakanları bu görüşmeleri yürütmekte. En son dışişleri bakanları Moskova'da yaptıkları, savunma bakanların Moskova'da yaptıkları, istihbarat başkanlarının birçok bölge ülkelerinde bir araya gelerek yaptıkları konuşmaları, İki devlet başkanının bir araya gelerek beklenen bu güvenlik mutabakatını imzalamaları ve normalleşmeyi ve iş ve güç birliğini başlatmalarını bekliyoruz. Biliyorsunuz 21-22 Ekim tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da BRICS üye devletlerin bir zirvesi de olacak. Çok önemli tarihi bir toplantısı olacak. Ve bu toplantıyı hem Sayın Erdoğan hem Sayın Esad davet etti. Ve genel kanı ve beklenti bu görüşmenin Kazan'da bir ihtimal gerçekleşeceği yönünde. Şimdi esas itibariyle Sayın Gülgün Feyman, Türkiye-Suriye münasebetlerine baktığımız zaman önümüzde iki tane çok bariz emsal var. 2011 öncesinde bu iki ülkenin Adana Güvenlik Mutabakatı'nı imzaladıktan sonra 1998'den 2011 senesine kadar bölgenin genel tablosuna baktığınız zaman Sayın Gülgün Feyman, hem Türkiye'nin hem Suriye'nin ama bu münasebetlerin tüm bölgeye bir ekonomik getirim sağladığını, güvenliği tesis ettiğini, her iki ülkede toplumsal huzura katkılar yaptığını ve bugün yaşadığımız sorundan hiçbirinin 2011 öncesinde hasıl olmadığını ve yaşanmadığını gördüm. Halbuki 2011'den sonra
özellikle Suriye'ye o büyük yalanlar çerçevesinde, aynen Irak'a vaat edilen demokrasi, özgürlüğü, insan haklarını götüreceğiz diye aslında 100 senedir yürürlükte olan bir projede maalesef Türkiye olarak yer aldık. Ve maalesef komşumuz, dostumuz ve birlikte kader birliği yaptığımız ülke Suriye paramparça edildi. Zaten İsrail'in bugün belki de çok önemli fırsatlar bulacak, sizden gelen sorulara cevap verirken de bunu çok daha detaylı anlatma fırsatı bulacağız. Bugün İsrail'e bu kadar pervasız, bu kadar hadsiz, bu kadar ceberut ve bu kadar barbarca saldırması, bu kadar büyük katliamları imza atabilmesi ve hiç kimsenin, özellikle de Avrupa devletlerinin, Amerika'nın bölge çok zengin petrodolar şeyh hanedanlıklarını İsrail'i maalesef durduramamalarının en önemli sebebi Suriye'nin yaşadığı bu iç açıcı olmayan durumdan mütevellittir ve bu sebepledir. Eğer Suriye 2011 öncesi zindeliğini, gücünü, istikrarını ve huzurunu koruyabilseydi ve bu uluslararası terör savaşına maruz kalmasaydı ve Suriye hem dinci hem etnikçi bir bölünmeye maruz kalmasaydı, İsrail ne Lübnan'a, ne Gazze'ye, ne Filistin'de bugün vahşice ortaya koyduğu bu katliamlarını yapacak cesareti bulamazdı. Hele ki Türkiye ve Suriye dostluğu, kardeşliği, iş ve güç birliği yaşanırken İsrail'in böyle bir şeye girişmesini bekleyemezdi. Ancak Suriye'nin bu hale gelmesinden sonra dikkat ediniz, İsrail'in en büyük arzusu olan Filistin'in bütün topraklarını işgal edebilme ve Filistin'i Filistinlerden arındırma. Yani 5 milyona yakın Filistinli zaten kurulduğu tarih 1948'den günümüze kadar en az 5 milyon Filistinliyi Filistin'in bütün şehirlerinden, köylerinden, kasabalarından söküp attı. Göçe zorladı ve çok kötü şartlarda Ürdün'de, Mısır'da, Suriye'de mülteci kamplarında yaşamalarına sebep oldu. İnsanları hatıralarından, topraklarından söküp attı. Aynı şeyi bugün arta kalan, hem Batı Şeria'da hem Gazze'de kalan insanları söküp atmak ve oraları Filistinli halktan arındırmak niyetindedir. Bunun iki tane sebebi var Sayın Gülgün Feyman. Hiç şüphesiz toplumsal boyutuna baktığımız zaman yaşanan acılara, çocuk katliamlarına, hastanelerin ve bütün sivil kuruluşların, okulların, hatta ve hatta Birleşmiş Milletler denetiminde olan çocukları ve kadınları koruyan kampların bile acımasızca bombalandığı ve şu an resmi rakamlara göre 40 bin, 42 binden fazla insanın 100 binden fazla öldüğü ve 100 binden fazla insanın vücudunun bir uzvunu kaybettiği bir korkunç tablo var. Şimdi Sayın Gülgün Feyman, milletimizin ve kamuoyunun televizyonunuz aracıyla bilmesi gereken çok önemli bir husus var. İsrail'i sadece bu arz-ı mevdu, yani kendisine vaat edildiğini iddia eden, Tanrı tarafından verildiği iddia eden toprakları geri alma konusuyla ilgili değildir. Bu sadece bir örtüdür. Sadece Yahudilerin teolojik moralini yükseltmek, onları nasıl ki IŞİD, Allah'la, peygamberle, dinle, Kur'an'la birçok Müslüman kesimi aldattıysa ve bu kesime dünyada cenneti ve ahirette cenneti vaat ettiyse ve aslında bu savaşın bir kutsal savaş olduğunu iddia ederek Irak'ı, Suriye'yi, Türkiye'yi kana boğduysa, Lübnan'ı, aynı şeyi bugün Netanyahu ve savaş kabinesi zihniyeti ve onu besleyen İsrail'deki eğitim kurumları, İsrail'deki teolojik terbiye aynı şekilde bunu bir örtü olarak kullanmaktadır. Bunların ne Musa'yla, ne Allah'la, ne Tevrat'la hiçbir ilgileri yoktur. Bunların çok önemli maddi çıkarları vardır. Ve bu maddi çıkarlar uğruna örtü olarak kullanılan bu teolojik açıklamalar aslında Netanyahu'nun asıl hedefini de örtmek için kullanılmaktadır. Gazze'nin deniz mahdut sınırları içinde, yani Gazze şeridine bağlı olarak deniz şeridinde ve onun hakkı olan deniz sınır
çerçevesinde çok zengin doğal gaz ve petrol kaynakları bulunuyor. Bu doğal gaz ve petrol kaynaklarının hiçbir şekilde Filistinler tarafından kullanılmasına ve Gazze'nin bunu istihdam ederek toplumunu zenginleştirmesine, ekonomik olarak ayakta durmasına ve İsrail'e ihtiyaç duymadan, çünkü Gazze'ye giren her şey, şekerinden iğnesine kadar her şey İsrail denetiminden geçmektedir. Böylece Gazze daha ekonomik bir bağımsızlığına kavuşabilecek ve bu doğal gaz ve petrol kaynaklarından ihtiyacı olan bütün maddi masrafları karşılayabilecektir. Bir başka önemli husus, dikkat ediniz, Lübnan'la bugün yapmaya çalıştığı işgal ve savaş projelerinde doğal gaz ve petrol de çok önemli bir yer işgal etmektedir. Belki televizyonlarınız Türkiye'de özellikle Doğu Akdeniz sahasında keşfedilen bu zengin doğal gaz ve petrol rezervleriyle ilgili birçok programlar yapıldı ama özellikle Lübnan'da, yani İsrail ile Lübnan sınırına sıfır noktada çok zengin, yüzlerce milyar dolar değerinde ve çok alçak bölgelerde, yani çok fazla derine inmeden doğal gaz ve petrol rezervlerine ulaşıp ve İsrail ile Lübnan arasında Avrupa Birliği'nin müdahalesiyle, Amerika'nın da onayı ve Birleşmiş Milletler'in de onayıyla İsrail ile Lübnan hükümeti arasında 2020 ve 21 yıllarında deniz tahdit, yani deniz sınırı İsrail'in nerede başlıyor, nerede bitiyor, Lübnan'ın hakkı nerede başlıyor, nerede bitiyor, bir antlaşmayla bağlandı. Ve Lübnan sahası içinde İsrail'den 10 kat daha zengin petrol ve doğal gaz sahaları tespit edildi. Bu doğal gaz ve petrol imkanlarının Lübnan'ın içinde bulunduğu şu anki ekonomik krizi nazara dikkate alırsak, Lübnan'ın içinde bulunduğu bu yoksullaşmayı da nazara dikkate aldığımızda, bunun Lübnan ekonomisine ve finans sistemine yapacağı katkıları tahayyül edebiliriz. Bu sebeple İsrail hiçbir şekilde ne kendi içinde birlikte yaşamayı vaat ettiği ve 1993 senesinde Şimon Peres ile Yasser Arafat arasında imzalanan ve her ikisinin Nobel Barış Ödülü almasına sebep olan 1993 Oslo Antlaşması'na binaen İsrail tanımış olduğu Filistin devletini aynı zamanda ekonomik haklarından mahrum etmeme kararı vardır. Şimdi kendi içinde zengin bir Filistin, Lübnan'ın zengin bir ülke olarak ayakta durması, ki Lübnan'ın kültürel zenginliği, tarihi zenginliği, tasavvur ediniz ki dünyaya medeniyeti götüren Finike uygarlığının bugün Doğu Akdeniz'in bütün uygarlıklarında eser bırakmış olan Finike uygarlığının başkentidir Lübnan. Şimdi böyle zengin, seküler, din ve birçok farklı dinlerin, mezheplerin ve etnik grupların bir arada yaşadığı çok özgürlükçü bir ülke olan Lübnan'ın bu zengin kültür ve uygarlığına ilaveten uluslararası ticarette Afrika'da, Güney Amerika'da Lübnanlıların ortaya koyduğu çok önemli ticari faaliyetler İsrail'in gözünü korkutmaktadır. Bu sebeple İsrail hiçbir şekilde bölgesinde kendisiyle ekonomik olarak rekabet edebilecek ve İsrail'i ikinci plana atacak başka devletlerin varlığına tahammül edememektedir. Bu sebeple de istikrarsızlığı, krizleri, savaşları bu ülkeleri parçalayarak, bölerek, savaş ve krizlerle sürekli boğarak aslında hem Doğu Akdeniz'de hem de kendi ülkesinde mevcut olan imkanlarla bölgede tek tekelci hegemonya konumunda olmayı hedeflemektedir. İşte ben bütün bunları nazara dikkate alarak hem Türkiye'nin, hem Suriye'nin, hem Lübnan'ın, hem Filistin'in ve sonu nereye varır bilmediğimiz bu Netanyahu ve savaş kabinesinin faşist zihniyetinin, yayılmacı zihniyetinin, emperyalist uluslararası tekelci holdinglere karakol görevi yapan, polislik görevi yapan ve onların uzak karakolu olarak bölgeyi ateşe, krizlere, savaşlara ve ölümlere, acılara atan bu Netanyahu zihniyetinin nerede duracağını bildiğimiz ve bilmediğimiz için bir nükleer silahı bile kullanmaktan çekinmeyecek olan, çünkü bu kadar yıkımı, bu kadar caniliği yapabilenlerin elinde mevcut olan nükleer silahları da
amaçları uğruna kullanmayacaklarını hiç kimse garanti edemez. Bu sebeple Lübnan mukavemetinin, Filistin halkının ortaya koyduğu mukavemetinin hiç şüphesiz İsrail'i bir şekilde durdurabildiği ve İsrail'in projelerine çomak soktuğu doğrudur ama yeterli değildir. Netanyahu'nun bu narsist hülyasını ve projesine engel olabilecek, durdurabilecek ve onun tekrar hem uluslararası mahkemede hem kendi ülkesindeki mahkemelerde yargılanmasının önünü açacak en önemli iş ve güç birliği Suriye ile Türkiye arasında sağlanacak olan güvenlik mutabakatıyla olacaktır. Bu sebeple Çin, Rusya, İran vesaire kendi devletlerinin maslahatları için, çıkarları için hiç şüphesiz İsrail ile bir tür rekabet ve mücadele içinde olabilir. Amerika ile Avrupa Birliği devletleriyle bir tür rekabet ve mücadele içinde olabilir. Ancak bu bölgenin güvenlik sigortası ve bu bölgenin çekim merkezi, ağırlık çekim merkezi Türkiye-Suriye'dir. Bakın Sayın Feynman, Atatürk'ten bahsettiniz. Atatürk'ün Türkiye'de iki şekilde bir doğru bir yanlış kullanıldığına dair size iki örnek vereyim. İsmini de vererek söyleyeceğim. Kendisine de söz hakkı tanımış olalım. Çıksın kendisini müdafaa etsin. Bugün tesadüfen Yılmaz Özdil'in İran ve İsrail arasındaki bu çatışmayla ilgili olarak İran'dan İsrail'e giden füzeleri yorumlayan bir değerlendirmesini dinledim. Orada ben şok oldum. Zira bakabilirsiniz en az 10-15 dakika Sayın Özdil Netanyahu gibi bir barbarın, bir caninin, Hitler'den öte bir narsistin İran halkına yapmış olduğu açıklamayı, İran halkı için tasavvur ettiği demokrasiyi, özgürlüğü ve biz sizi özgürleştireceğiz, sizi oradaki köhne rejimden kurtaracağız. Netanyahu'nun açıklamalarını kendi ekranına taşırmaktadır ve esas itibariyle İran'ı bekleyen Netanyahu'nun arzularını propaganda etmektedir. Yani şok olmamak için, çünkü böyle akıllı, kamuoyu tarafından, geniş çevreler tarafından dinlenen, okunan, kendisini sürekli olarak Atatürkçü olarak bu kimlikle ortaya koyan, bu tür yazarların ve kalemlerin ya İran'a mezhepçi sebeplerle saldırması, yani Sünni Şii ekseninden hareket ederek bölgeyi zayıflatan, paramparça eden bir emperyalist proje zaviyesinden İran'ı değerlendirmeler, yahut da ben Atatürkçüyüm, Türkçüyüm, Türk milliyetçisiyim diyerek aslında İsrail'in ve Amerikan emperyalizminin projelerine yağ süren maalesef bu tür çalışmalara Türkiye'de halen rastlıyor olabilmemiz gerçekten çok üzücüdür. Bir başka önemli husus Atatürk ile ilgili Sayın Feyman, Atatürk'ün yeni nesillere en çok anlatılması gereken husus bölgemizi ilgilendiren ve bugün Arap dünyası Türkiye ve İsrail arasında süre gelen bu mücadelenin ve savaşın Atatürk'ün o dahiyane öngörüleriyle nasıl engellenebildiğini o tarihlerdeki düşmanlara karşı anlamak ve bunu bugün için emsal alarak yapmaya çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren çok önemli bir tablodur. Biliyorsunuz Atatürk tarihinde yaşarken iki önemli paktı imza atmıştır. Önce Sovyetler Birliği ile bir dostluk paktı ve antlaşması imzalamıştır. Ama uluslararası çok farklı devletlerin içine yer aldı sadece iki paktı imza atmıştır. Bir Balkan paktı Şubat 1934 senesinde imzalanmıştır. Ve Türkiye, dikkat ediniz bakın kim hangi ülkeler var. Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya. Bugün kaç kişi, kaç yeni nesil, kaç çocuğumuz Yugoslavya'yı artık hatırlayabilmektedir. Yugoslavya devletini paramparça ettiler. Demokrasi, özgürlük dediler. Yugoslavya'dan 6-7 tane devlet türettiler. Yunanistan bu paktın içinde yer aldı. Çünkü rahmetli Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'nun, Türkiye'nin aşının korunabilmesi için, yani Trakya ve Batı Anadolu'nun korunabilmesi için Balkan ülkeleriyle bir güvenlik antlaşması, bir barış ve huzurun ikame edilmesini çok iyi biliyordu. Yunanistan bugün hangi konumdadır? Yugoslavya'yı haritadan sildiler. Bugün Yunanistan artık ülkelerle dost, Türkiye ile barış ve dostluğu yerine Amerika Birleşik Devletleri'nin
onlarca hava üslerine, deniz üslerine ev sahipliği yapan bir ülkeye dönüştü. En nihayet en son NATO tatbikatında yapılan tatbikatta Türkiye'nin hedef alındığı görüldüğü dakikada tatbikata katılan Türk ordusu mensupları ve personeli geçen hafta NATO tatbikatından çekildiler. Şimdi Yunanistan böyle bir düşmana dönüşmüş durumda. Peki ikinci paktın Atatürk nerede kurmuştu? 1937 senesinde Temmuz ayında Sadabat Paktı'nı inşa etmişti. Sadat Paktı'nda, Sadabat biliyorsunuz İran'da Tahran'da bir sarayın adıydı. Bu sebeple orada imzalanan paktın adı Sadabat Paktı olarak bilindi. Türkiye, Irak, İran ve Afganistan. Çünkü 1937'de bağımsız olarak dünya sahnesine çıkmış olan devletler bunlardı. Ancak Mustafa Kemal'in Şam'la ilgili, Suriye ile ilgili çok tarihi bir ifadesi vardır. Şam, Anadolu ve Irak arasında bağımsızlık savaşlarımızı kazandıktan ve düşmanı Suriye, Irak ve Anadolu'dan söküp attıktan sonra birlikte bir konfederasyon inşa edelim dedi. Neden? Zira bu coğrafyanın dünyanın en hassas, en kırılgan, en önemli ve saldırıya en çok açık olan ve tarih boyunca bu coğrafyamızın sürekli dış güçlerin saldırılarına maruz kaldığını bildiğinden Suriye, Irak, İran ve bölge devletleriyle bir Doğu Konfederasyon devleti ve erki inşa etmek istedi. Şimdi dikkat ediniz, Sayın rahmetli büyüğümüz Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal kurtuluş mücadelesinin ilk gizli cemiyetini Şam'da kurduğunu bilmek zorundayız. Ve 1918 Halep Antlaşması'yla Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'da başlatacağı ulusal kurtuluş mücadelesiyle Suriye'de devrimci bağımsızlık mücadelesinin önderleri olacak olan Alevi, Dürzi, Sünni, Kürt, Türkmen, Suriyeli bağımsızlık savaşının önderleriyle bir mutabakat imzalamıştır. Ve bu savaşı, bu mücadeleyi birlikte yapabilirsek kazanabiliriz ve birlikte özgür ve bağımsız olabiliriz demiştir. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle İran, İsrail, Lübnan ne oluyor, ne bitiyor? Bir cümleyle ifade edeyim. İsrail'in Türkiye medyasına yansıdığı gibi işte gece başlatılan operasyonda İsrail Lübnan'ı işgal etti. Haberleri ve propagandaları büyük bir yalandan ibarettir. Bir sızma hareketi olmuştur. En seçkin komando birlikleriyle Gazze'de katliamda kullandıkları, Golan'da işgalinde kullandıkları seçkin komando birlikleriyle Lübnan, İsrail sınırını aşarak Lübnan topraklarına daha önce Birleşmiş Milletler savunma gücü veya askeri tarafından korunan ve boşaltılan bölgeye bir sızma harekatı yapılmıştır. Ama bu sızma harekatına Hizbullah orada hemen müdahale edebilmiş. Sadece İsrail'in itiraflarıyla en az 14 İsrail askeri ve 200 başı orada öldürülmüştür ve İsrail ordusu oradan hemen geri çekilmek zorunda kalmıştır. Lübnan kolay bir lokma değil. Gazze hiç şüphesiz paramparça edildi. Binlerce can bedelden hala bir senedir İsrail o bölgeyi de işgal edememektedir. Bizim Suriye, Türkiye en önemli sebebi. Evet. Sayın Yuva, çok kısa bir uyarı yapmak zorundayım. Son 3-4 dakikamız içine girdik sizle olan bölüme. 30 dakika ayırmıştık. Sonra konuklarımla Bağkur meselesini konuşacağım. Buyurun. Biz hiçbir programınızda böyle tam tatmin edici, doyurucu, detaylı inşallah bir gün stüdyolarınızda bir program yapma imkanı buluruz. Sayın konuklarınızı hiç şüphesiz duydum. Çok önemli konular var ülkemizi ilgilendiren. O konuklarımızı da dinlemek istiyoruz. Özellikle de sayın konuklarımızın ihtisasına girer mi girmez mi bilmiyorum ama yurt dışındayken duyduğum kadarıyla Türkiye'de özellikle çocuk sahibi annelerin 3 yıllık emeklilik indiriminden yararlanabildiğini öğrenmiş oldum. Bu sebeple bana evli olup çocuk sahibi olmayan birçok kadın hanımefendiden
ve arkadaşlardan ricada bulundular. Lütfen dediler, Gülbin Feyman'ın programında çocuk sahibi değilsek ama evliysek, ev hanımıysak, kadınıysak biz neden bu 3 yıllık emeklilik indirimden yararlanamıyoruz diye sordular. Bu açıklamayla son cümleyle bitireyim. İsrail hiçbir şekilde İsrail'den Irak'a, İran'a, Türkiye'ye kadar uzanan bir coğrafyayı işgal edemez. Ancak İsrail'in en büyük arzusu kendisi Lübnan ve Filistin ve Suriye'yi meşgul ederken, savaşı ve krizleri orada sıcak tutarken, onunla birlikte Suriye'de hareket eden YPG, Suriye'nin YPG'si, PYD'si olarak ama PKK'sı olarak bilinen ve Amerika tarafından çok güçlü silahlandırılan Suriye'nin kuzeyinde aynen 100 sene önce İsrail'e kurulan Siyonist erk gibi bir bölücü devletin inşa edilmesini istemektedir. Böylece İsrail aşağıda güneyde herhangi bir direniş söz konusu olduğunda onunla uğraşırken bu ikinci İsrail projesinin askerleri de Suriye'nin kuzeyinde Türkiye, Suriye, Irak hududunda Irak'ı, Türkiye ve Suriye'yi istikrarsızlaştıracak, savaşlarla boğacak yeni bir krizin, savaşın kapılarını açmak içindir. İşte bütün bunları engellemek ve bütün bunları tarihin çöplüğüne atmak, böylece de hem ülkemize hem Suriye hem Irak'a yönelik oluşan bu tehdidi bertaraf etmek ve mazlum milletler, Atatürk'ün deyimiyle Türkiye'nin bağımsızlık savaşı sadece Türk milleti için değil, tüm mazlum milletleri için yapılmaktadır sözünden hareketle Türkiye-Suriye İş ve Güç Birliği işte tüm o mazlum milletlerin yeniden umudu olabilecek ve bu zulme, bu ceberrut savaşa, bu krize ve katliamlara dur diyecek yegane formüldür ve çözüm yoludur. Sayın Yuva, o kadar bilgileniyoruz ki sizin bu önemli yorumlarınızla. İşte herkes her konuda ahkam kesiyor maalesef Türkiye'de. İsmini zikrettiğiniz kişinin de maalesef ciddi bilgi hataları olduğunu zaten yazılarından görüyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Yayınımıza konuk oldunuz. Son derece önemli gelişmeler yaşanıyor. En kısa sürede sizi burada ağırlamayı çok arzu ederiz. Siz sağ olun Sayın Gülgün Feyma. Bu kıymetli programları yaptığınız için de katkılarınızla, görüşlerinizle bu barışa, bu savaşın son bulması için kuş gagasındaki su misali olmak zorundayız. Her sorumlu insanın görevidir bu. Konuklarınıza da başarılar diliyorum. Can kulağıyla dinleyeceğim. İnşallah benim de gündeme getirdiğim konuyla ilgili birkaç şey söylerler. Teşekkür ederim efendim. Çok önemliydi izleyicilerden size gelen ve sizin konuklarımıza aktardığınız o sorular. Hemen Sayın Lastikçi ile de o soruya yanıtla başlayalım isterim. Çok teşekkür ediyorum. Varlığınız çok değerli, sağolunuz. Bakınız değerli izleyicilerimiz, böyle bir akademisyen, böyle bir gazeteci, böyle bir yazar ve Türkiye-Suriye Dostluk Hareketi Başkanı çok önemli de bir adım ve son derece önemli görüşler bildirdi ve tabii sorusu da geldi. Önce konuklarımı hemen tanıtayım, sorunun yanıtını sizden almak isteyeceğim. Sayın Arzu Lastikçi, Türk kamuoyu yakından tanıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ve tüm emekliler federasyonu başkanı, hoş geldiniz. Sayın Mesut Kesik, ta İzmir'den kalktı bu program için geldi. Bağkur tescil mağduru. Sayın Hüseyin Arslan, o da bir Bağkur tescil mağduru. Biraz sonra konuklarımız değişecek. Coşkun Uçan gelecek yine Bağkur tescil mağduru olarak. Sayın Mehmet Yuva'nın, Profesör Doktor Sayın Mehmet Yuva'nın yönelttiği soru çok önemli. Onun cevabını alalım, sonra şu Bağkur meselesine böyle bir girelim. Evet, Sayın Mehmet Yuva nezdinde bu konunun muhatabı olan ülkemizde de özellikle doğum borçlanması evet. yolu ile primlerini tamamlamak isteyen kadınlarımızın bu kanun maddesine göre şimdi bize doğum borçlanması öncelikle kadınlarımızın SSK'da yani SSK başlangıcının olması gerekiyor. Daha sonra doğum yapması gerekiyor. Şimdi buradaki en büyük problem SSK başlangıcı için
doğum şartının aranmaması gerekiyor bizim isteğimizde. Evet. Yani doğum yapsın, yani SSK'lı olsun olmasın, bütün kadınlarımızın aslında SSK öncesi işe başlayanların da bu, doğum yapanların da bu haktan faydalanması gerekiyor. Bizim şu anda ülkemizde doğum borçlanması ve yurt dışında Sayın Yuvan'ın söylediği konularla ilgili sadece bizim ülkemizde de arkadaşlarımızın doğum yapmayan, çocuk sahibi olmayan kadınlarımızın da aslında temel sorunu. Biz aslında şöyle söylüyoruz, ülkemizde kadınların iş hayatından feragat etmesi, çoluk çocuk sahibi özellikle ya da ailelerinin bakımıyla ilgili, muhtaç anne babalarına bakımıyla ilgili daha fazla iş hayatından feragat etmek zorunda. Aslında 18 yaşından itibaren kadınlarımızın, kızlarımızın sigortalanması gerekiyor bize göre. Yani burada toplumda en fedakar rolde olan kadının statüsünün de korunarak 18 yaşından itibaren SSK başlangıcının olması gerekir. Devlet garantisi altında primleri de devlet tarafından ödenmek kaydıyla. Bu bizim aslında projemiz. Bunu siyasi partilerle de paylaşıyoruz. Buradaki nokta özellikle doğum borçlanmasında SSK girişinin aranmaması, SSK girişinden önce de çocuk sahibi olduysa şayet buradan faydalandırılması. Doğum yapmayan kadınlarımıza da aslında SSK yani doğum yapan kadınlarımıza tanınan hakların da tanınmasını istiyoruz. Aslında eşitlik ve adalet ilkesine göre kanunların yeniden dizayn edilmesini istiyoruz. Bugün sosyal güvenlik sistemine baktığımız zaman bütün yasaların mağdur ettiğini görüyoruz. Vatandaşı mağdur eden değil, tamamen hayatını düzenleyen, güvenliğini, refahını ve huzurunu sağlayan, eşitlik ve adalet ilkesine dayanan kanunların yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Toplumumuzun genel isteği bu. Evet, yani her yerde o terazinin ölçüsünün kaçmadan evet, sağlıklı olması lazım. İşte hem staj ve çıraklık mağdurları, hem kadınlarımız üzerinden evet, yürüyen sosyal güvenlik konusundaki sorunlar ve tabii EYT'liler, emekliler ve Bağkur tescil mağdurları. Önce size sorayım. Size de sormuş olayım. Bağkur tescil mağdurunun kim olduğunu siz biliyorsunuz da, ne demek olduğunu biliyorsunuz da aslında. Çok da bilen yok. Şimdi ben kameraman arkadaşlarıma bile sorsam burada, dışarıya çıkıp hemen yanımızda minik minik lokantalar var, kafeler var, sorsam cevap veremeyeceğine eminim. O şimdi, nedenle sizi dinleyelim Sayın Mesut Kesik, buyurun. Teşekkür ederim Gülgün Feyman ve Sayın Meltem Divanesi'ne öncelikle. Şimdi Bağkur tescil mağduriyeti nedir? Bağkur tescil mağduriyeti 1982 ve 2000 yılları arasında esnaf ve sanatkarlık yapmış, vergi ve oda kaydı olup fakat Bağkur'a kaydı alınmamış vatandaşlardır. Şimdi yasa diyor ki 1985'te de aynı yasa 1479 sayılı kanun 24. 25. ve 26. madde, sene 2024 olmuş halen aynı yasa. Yasa diyor ki vergi ve oda kaydı olan herkes Bağkur'a kaydı olmak zorundadır. 3 ay içerisinde Bağkur'a başvurmalısın diyor esnaf olarak. Eğer ki sen esnaf olarak Bağkur'a başvurmadığın zaman devlet tarafından reysen Bağkurlu sayılırsın. Bağkur'a kaydın yapılır diyor. Başvursan da başvurmasan da ben seni Bağkurlu yapıyorum evet, diyor. Evet yani kanun güzel bu. Kanun devlete emrediyor. Değil diyor ki benim vatandaşıma ben yasal koşul uydurmuşum. Devletin istediği yasal koşul vergi kaydı olacak. Esnaf odalarına kaydı olacak. Ben de onu Bağkurlu yapıyorum diyecek. Kendi başvurması bile. 1479 sayılı kanun 24. 25. ve 26. madde. Yani kanun devlete emrediyor. Diyor ki benim vatandaşımı Bağkur'a kayıt yap diyor. Fakat bizim şu anda Bağkur'a kaydımız yok. Şimdi niye? Oraya da geleceğim Sayın Gülgün Feyman. Çünkü uzun bir konu, detaylı bir konu. Vatandaşlar kamuoyunda anlatmak için de. Şimdi 2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 5. Esnaf Şurası'nda 13 maddelik karar alıyor. Bağkur'un, SGK'nın
sisteminde ve Çalışma Bakanlığı'nın sitesinde, web sitesinde bulunuyor bu. Halen oradan alıyoruz biz. 2016 yılında 5. Eşler Şurası'nda 13 maddelik karar alıyor. Bunun 5. maddesi 1985 ve 2000 yılları arasında esnaflık yapmış, vergi ve oda kaydı olan fakat Bağkur'a kaydı olmayan vatandaşlarımızın geriye dönük borçlanması sağlanacak ve Bağkur'a kayıtları yapılacak. Aradan tam 8 sene geçti. 2024 yılındayız. Ve 2025'e gireceğiz şurada. Kaç ay kaldı? 5 ay kaldı. Ekim'deyiz. Ekim'deyiz. Bundan 1,5 sene evvel, 2 sene evvel Sayın Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin tüm kamuoyu önünde, yine ekranların önünde, TESK toplantısında vergi ve oda kaydı varsa bunları çözeceğiz. Bunlar mevzuat sorunları. 2000 yılı öncesi sorunları çözüp vatandaşı rahatlatmalıyız diye demeçleri var. Sürekli Twitter'da kullanıyoruz. Ben Bağkur Tescil Mağdurları Sosyal Medya Platform Başkanıyım. Bu arkadaşlar da bizim arkadaşlarımız. Aa, ne güzel, evet. Şimdi bizim yaş grubumuz 50 ile 65 yaş arasında. Biz bu arkadaşlarımıza tweet atmayı öğrettik. Sosyal medyada mücadele etmeyi öğrettik. Çünkü yasaları uygulamadılar. Verilen sözler tutulmadı. Bu devletimden benim bir talebim değil. Bu yasanın, kanunun devlete emridir. Diyor ki bu şekilde yaptığın zaman, vergi ve oda kaydı olduğu zaman Bağkur'a kaydı olmak zorundasın. Evet. Şimdi bundan bir verilmeyen sözlere gelelim. Bundan 1,5 sene önce 18 ay sonra biz, sadece Bağkur'un tescil sorunu yok. Prim ve ihya sorunu da var. O primden de bahsetmek istiyorum. Bundan 18 ay önce Kayseri mitinginde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çıktı, mitingde dedi ki biz Bağkur prim eşitlenmesini 7200'ü getirdik dedi. Hı. Bakın, getireceğiz, seçildiğimizde yapacağız değil, getirdik dedi. Demeçleri oradadır. Aradan 18 ay geçti, Bağkur prim eşitlenmesi de gelmedi. Bir de ihya sorunumuz var, cari dönem ihyamız. Bu nedir? Şöyle söyleyeyim, şu anda biz burada 3 tane arkadaşız. Ve 3 arkadaş Bağkur tescilimizi verdikleri zaman 1,5 milyon para ödeyeceğiz. Üçümüz sadece devlete. Niye ödüyorsun? Ha. İşte onu anlatacağım. Devlete kaynağız, yük değiliz biz. Bağkur tescil mağdurları devlete kaynak. Şu anda her yerden para arıyoruz. Yani çıraklık ve sigorta mağdurları da öyle diyor. Yani biz devlete aslında ciddi bir kaynak oluşturacağız. Ya gelin çözün bunu diyor. Evet, buyurun. Şimdi toplamda biz Türkiye'de 150 bin kişiyiz. Gülgün Feyman hanımefendi. Evet. Bu 150 bin kişi ortalama kimisi 500 bin, kimisi 750 bin, kimisi 900 bin, kimisi 1 milyon, kimisi 300 bin, kimisi 1 milyon 200. Yani 150 bin kişi ortalama 500 bin TL para ödediği zaman devlete, evet, toplamda 75 milyar TL kaynak sağlanacak. Bu da dolar hesabında yaklaşık 3 milyar dolar yapıyor. Faizsiz bir para. Hem 150 bin küskün Bağkur tescil mağdurunu devletiyle, hükümetiyle barıştıracaksın. Hem de bu 150 bin kişiyi mutlu edeceksin, mağduriyetini gidereceksin. Bağkur tescil mağdurları, kimse yanlış anlamasın burada, devletinden, hükümetinden af, bağış ya da ilave bir hak istemiyor. Sadece de diyor ki ben 1479 sayılı kanunun uygulanmasını istiyorum diyor. Başka hiçbir şey istemiyor. Biz İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, tekrar İstanbul mitingler, basın açıklamaları yaptık. Gittik, meclisi gezdik. Sayın şu andaki, evet, iktidarın milletvekilleriyle görüştük. Hepsi bize hak veriyor. Çok haklısınız, evet, ama... Şimdi bunu böyle çarpıcı hı-hı, anlatırsanız herkesi konuşturmak, hı-hı, istiyorum çünkü, evet. Yani şunu anlatmak istiyorum Sayın Gülgün Peyman Hanımefendi. Biz Bağkur tescil mağduriyetimizi talep ediyoruz. Sigortalık haklarımızı geriye istiyoruz. Devletin bize kusuru var. Devlet kusurlu iş yapmıştır. Devlet benden, evet, demiş ki sen benim istediğim yasal koşulları uygula sayın vatandaşım. Ben senin Bağkur'a kaydını yapmışım. Ben vatandaş, evet, olarak bütün işlemleri yapmışım ama devlet üstüne düşen, evet, görevi yapmamış. O zaman Sayın Hüseyin Aslan'a döneyim. Bir Bağkur tescil mağduru işte elinde olmazsa olmazımız Bağkur tescil diyor. Olmazsa olmazımız. Buyurun. Olmazsa olmazımız, evet,
Bağkur tescil hakkımız. Gügün Feyman Efendi ve Meltem TV'ye bize bu imkanları sağladığınız için teşekkür ediyorum baştan. Bağkur tescili de birazcık da ben anlatmak istiyorum. Şimdi biraz önce eğer vergi levhası vardı, eğer ekrana verebilirlerse bir de bakanımızın konuşması. Şimdi bu şu gördüğümüz her vatandaşa verilen vergi numarası. Yani evet. Bu vergi mükellefi olduğu anlamına gelmez. Herkesin bir vergi numarası vardır. Bağımsız çalışanlar, yani Bağkur dediğin zaman bağımsız çalışan kişiler. Kişiler. Bunlar illa esnaf olması şart değil. Eğer bağımsız dışarıda herhangi bir iş yapıyorsa, taksicisinden tut, seyir satıcısına kadar, kayıt pazarcısına kadar. Yani. Evet, kayıt bunların hepsi bağımsız çalışanlar. Evet. Bunlara da bağımsız çalışan olarak olduğu zaman buna da Bağkur dedikleri için sen sosyal güvenlik kurumundan ayrı kalamazsın. Buraya da geleceksin, primlerini yatıracaksın ve haklarından, emeklilik ve sağlık haklarından yararlanacaksın diyor. Kanunda bunun anayasanın 2., 10., 60. maddeleri bunu vurguluyor. Niye işlemiyor, niye işletilmiyor? Ha, 71 yılında çıkarılan Bağkur kanunu da Sosyal Güvenlik Kurumu'na eklenmiştir. Ve devamında da çeşitli zamanlarda çeşitli maddeler değiştirilerek de bunlar geliştirilmiştir. En son 04.10.2000 tarihinde bu hakkımız, kazanılmış hakkımız elimizden alındı. Neden alındı? Onu soruyorsunuz. Evet. Çünkü neden alındı? Biz geçmiş yıllarda, ben hep söylüyorum, 5 Nisan krizleri, 97 krizleri, 2000 krizleri, 2001 krizleri gibi ağır krizler geçirdi ülkemiz. Ve burada 99 depremi oldu. Ve bunların nedenlerinden esnaf, devletin nasıl sıkıntıya düştüğü gibi esnaf da sıkıntıya düştü. Parası olmayan, evine ekmek götüremeyen, süt parası bulamayan çocuğuna bir esnaf Bağkur'un kapısına gidip Sosyal Güvenlik Kurumu primini nasıl yatıracak? Evet. Nasıl yatıracak? Bu çerçevede dikkat çekmek için bir eylem planladınız. Evet, orayı da hemen değineceğim, kısa keseceğim. Yatıramadığı için de bizim bu kazanmış haklarımızı elimizden aldılar. 2000 yılında ve 2008 yılında da tekrardan bunu 5510 sayılı kanunla güncellediler. Adeta evet. Üzerine beton döktüler. Şimdi biz bu haklarımız için yıllarca mücadele veriyoruz. Sırf Twitter hesabımda, benim bir hesabımda 200 bin tane tweet atmışım. Ya bu insan niye atmış? Sadece bununla ilgili. Gece gündüz uğraşıyoruz ve toplantılar, görüşmeler, etmeler bizi sağır duymaz bir kulak var. Hiçbir şekilde bizi yok sayıp ilgilenmiyorlar. Evet. Bu nedenden dolayı da 10. ayın 4'ü 2024 tarihinde Ankara Çalışma Bakanlığı önünde ve TESK Başkanlığı önünde orada bir basın açıklaması yapacağız inşallah. Bunun duyurusunu da buradan arkadaşlarımıza yapıyorum. Tarihi bir duyuralım. Tekrar güncellesin. Ben 4.10.2024 Cuma tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saat 11'de mağduriyetimizin tam 24. yılında aynı gün saat 11'de yarın. Çalışma Bakanlığı'nda. Yarın. Evet. Anahtarlarınızı götürüp, yani sembolik tabii, anahtar bırakacaksınız, protesto edeceksiniz ve aslında kepek kapatmak yoluna kadar gidiliyor Sayın Lastikçi. Konuyu sizden de dinlerken Sayın Arslan'ı çok teşekkürlerimizle uğurlayalım. Çünkü Sayın Coşkun Uçan'ı yayına alacağız aynı zamanda. Arkadaşlarımız mikrofonu değiştirirken buyurun sizi dinleyelim. Şimdi bu konu çok vahim. Bir taraftan da bugün TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Tabii TÜİK 49,38 dedi. Evet. Enak 88,63 dedi. Arada yarı yarıya fark var. Buyurun Sayın Lastikçi. Teşekkür ediyorum. Şimdi Bağkur kapsamı altında tescil, prim, eşitleme ve ihya mağduriyeti gerçekten de büyük mağduriyet. Çok büyük mağduriyet. 1982 yılına kadar dayanan 99 öncesi büyük bir mağduriyet. Yani oda ve vergi kaydı omuna bulunan herkesin aslında o döneme dair tescil mağduriyetini, tescillerini yaptırılarak
mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Bu Bağkurlular holding patronu değildir Gülgün Hanım. Tabii tabii. Küçük esnaftır, yani esnafımızdır, sanatkarımızdır. O yüzden böyle bütün Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylemiyle küçük esnafımız derken primi de indirdik dedi ama gerçi prim de indirilmedi. Burada özellikle primle ilgili de hani tescilli arkadaşlarımız anlattı. Prim eşitleme de en çok primi ödeyen Bağkur, en az emekli maaşını alan Bağkur. Ancak primi de biz Sayın Cumhurbaşkanımızın 7200 değil 99 öncesi SSK'ların sahip olduğu 5000 primi istiyoruz biz. Eşitlik ve adalet ilkesine göre kısmi emeklilikte de 5400 prim değil 3600 prim istiyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü maalesef yerde kaldı. O söz de yerine gelmedi. Ancak 7200 olarak değil 99 öncesi 4 ağlıların sahip olduğu hakları istiyoruz. İhyada da şimdi sizin önceki işte primlerinizden 100 gün satın almak istiyorsunuz. Sizden 5 yıllık primi almak zorundasınız diye bir zorlama getiriliyor önünüze. O yüzden burada da prim satın almak ya da bu meblağları ödemek çok zor. İhya sorununun da giderilmesi gerekiyor. Yarın arkadaşlarımız Çalışma Bakanlığı önünde anahtarları bırakacaklar. Çünkü saat insanımız, 11'de. Evet, saat 11'de. Ankara'da. Bağkur, tescil, prim ve ihya Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan arkadaşlarımız. Evet, yılların problemi, vatandaşın emeklilik haklarına kavuşamayan vatandaşımızın, Bağkurlarımızın bir an evvel bu mağduriyetlerinin giderilerek emeklilik haklarına kavuşmalarını istiyorum. Evet. Bir de bugün açıklanan TÜFE rakamlarıyla yine TÜİK milyonlarca emekli ve emekçinin kabusu oldu. Yani sefaletin baş sebeplerinden bir tanesi de kalem oyunuyla ayarlanan işte enflasyon farkı oranlarının emekliye ve emekçiye yansıması nasıl olacak? Onu dediğimiz gibi 100 yılın sefaleti, evet. Yani hediye edilen yılda evet, bizim maalesef 100 yılın sefalet yılı haline geldi. Kınıyoruz. Onurlu bir yaşam diyor aslında bütün kesimler. Sayın Coşkun Uçan yine Bağkur tescil mağduru, buyurun sizi dinleyelim. Bu eylemi duyurmak için bir araya geldik. Yarın sabah saat 11'de Çalışma Bakanlığı'nın önüne Bağkur tescil mağdurları anahtar sembolik olarak bırakacaklar ama çok güçlü bir eylemi de hayata geçirecekler. Buyurun Sayın Coşkun Uçan. Teşekkür ederim. Öncelikle Meltem TV'ye kurucusu Haydar Başar'a sağ olun. Hepimiz minnetle anlıyoruz. Bizlere bu imkanları verdiğiniz için. Sağ olsun EYT Federasyonu Başkanımız Arzu Lastikçi bizlere her zaman destek veriyor. Bağkur tescil mağdurlarıyla başkanımızla beraber bizlere Kadıköy'de olsun basın toplantılarında her tarafta bizleri devamlı dile getiriyor. Tüm muhalefet parti vekillerimiz aynı yine bizleri Twitter'da Bağkur tescil mağdurları olarak destek veriyorlar. Bizim dileğimiz, isteğimiz bu Bağkur tescil mağduriyetinin bir an önce 2024 yılında sonu bulması. Çünkü 55-60 yaşında emekli olamayan abilerimiz, ablalarımız var. 12.500 liraya muhtaç insanlar var, yani geçinemeyen insanlar var. Biz Cango kendi içinde olduğumuz için dinliyoruz. Hatta toplantılara, basın toplantılarına çağırıyoruz. Adamların cebinde parası olmuyor, gelemiyorlar. Yani bu yaşta insanlar var, hastalıklarıyla uğraşıyorlar. Bağkur tescil mağdurları insanlar. Yani biz onların burada bir şey olarak sesini duyurmaya çalışıyoruz sizler sayesinde. Kendim de Zilel, Tokatlıyım ama İstanbul'da oturuyorum. Bir an önce Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu mağduriyetimizin, Bağkur tescil mağduriyetinin bitmesini istiyoruz. Ben de 97 girişim var, vergi kaydım var. Ama Bağkur'a kaydım reysen olacağı için biz hiçbir bilgimiz olmadığı için yaptıramadık. Yani biz dedik otomatik yapıldığı için hiç öyle bir muhasebecilerin de bu şeylerde belki sorunu olabilir, bize de uyarmadılar. Bizde zaten bu kayıt otomatik olduğu için hiçbir bilgimiz yok. İşte bu en son 18. madde 1479 yasa 18. maddeyle 2003 yılında Bağkur tescil hakkımız elimizden alındı. Yani bu kanunla resmen engellendik. Yoksa 2024'e kadar bu hakkımız mevcuttu bizim yani. Verilen hak geri alınmaz derler.
böyle bir önemli kural vardır. Ancak siz o cümleyi de kurdunuz. Hakkımız elimizden alındı. Bu çok vahim. Kısaca sizin mesajınızla yavaş yavaş toparlayalım. Efendim, evet. Efendim 1479 sayının 26. maddesi der ki hiçbir şekilde verilen hak kısıtlanamaz, geriye alınamaz diyor. Ben buradan sizlerin aracılığıyla yarın saat 11'de Ankara'da Çalışma ve Sosyal Bakanlığı'nın önünde saat 11'de tüm esnaf kardeşlerimizi bekliyoruz. Buradan çağrımızdır. Biz devletimizden ilave bir hak istemiyoruz. Talep bulunmuyoruz. Verilen hakkımızı geriye istiyoruz. Umarız bir engelle karşılaşmazsınız. Çünkü derhal kolluk kuvvetleri bölgeye yığılıyor ve orada eylem yapılacağı zaman basın açıklamasına dahi izin vermemek. Çünkü Sayın Lastikçi onları çok yaşadı. Engel oluyorlar. Dün mecliste yaşanan tablo, işçiler meclise gittiler ve seslerini duyuracaklardı. Söz verildiği halde meclise girmeleri engellendi mesela. Yani susun, konuşmayın diyen bir yapıyla karşı karşıya kaldığımızı düşünüyorum. Bu açıdan yarınki eyleminiz çok önemli. Siz de gidecek misiniz Ankara'ya, buradasınız? Ben büyük ihtimalle gidemeyeceğim. Çünkü federasyonun da çalışmaları resmi var. İşleri, evet, işlemleri. Siz orada olacaksınız zannediyorum. Siz, evet, biz de. Ve biraz önce uğurladığımız Sayın Hüseyin Arslan, siz de orada olacaksınız. Biz saat 14'teki yayınımızı hayata geçirdiğimizde neler yaşandığını sizden de söz alalım. Bir hiç olmazsa bir telefon bağlantısıyla orada olanları, yarın sabah 11'de olanları saat 14'teki yayınımızda aktarmaya çalışalım. Zaten ajanslar, bağlı olduğumuz haber ajansı Anka'da orada olacaktır. Görüntüleri de oradan izleyicilerimize duyuracağız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Umarız bir an önce bu sorun çözülür. Hep takipçisiyiz. Biz bu programları, evet, yapmak için zaten özel olarak ekranımızı sizlere açıyoruz. Duyurmak için, farkındalık yaratmak için. İyi ki geldiniz. Bir an önce bu sorunun çözülmesi en büyük temennimiz. Tabii emekli maaşlarına yapılacak zamları da heyecanla TÜİK, MÜİK, ENAK. ENAK, MENAK diye dalga geçiyorlardı biliyorsunuz ama ENAK ya, en doğru. Yarısı kadar çıkarıyor TÜİK şu anda. Tabii, yarısı kadar. Kalem TÜİK oyunuyla. TÜİK 49.38, evet. ENAK 88.63. Evet, yıllık. Yarı yarıya fark var arada yani. Vebale giriyorlar. Bu vebale ödeyemezler. Ama biz de direneceğiz. Diren emekli diyoruz. Direnin emekliler emekli diyoruz. Evet. Ve direne direne kazanacağız, evet, diyoruz. Haklarımızı söke söke alacağız. Demokratik haklar, demokratik, evet, yoldan demokratik. Bütün hakların alınacağına inancımız tam. Anahtar bırakma eyleminiz de çok sembolik ama çok çarpıcı. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size çok teşekkür ederiz. Sayın Mesut Kesik İzmir'den buralara geldi. Yarın Ankara'da olacak. Zaten Sayın Arzu Lastikçi artık ailemizden kabul ediyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Coşkun Uçan ve Sayın Hüseyin Arslan, çok teşekkür ediyoruz. Direne direne kazanılacak. Evet. İnanıyoruz. Bunda biziz, buğdayla biziz. Değirmen de biziz. İşte bu. İşte bu. Çok teşekkürler ve değerli izleyicilerimiz. Yarın saat 14'te buradayız ve yine konuyu çok değerli konuğumuz Sayın Mesut Kesik'ten ve orada bulunan değerli dostlarımızdan hiç olmazsa telefonla öğreneceğiz. Yarına dek esen kalın.